Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. En sevdiğim haberler neler biliyor musunuz bu kanalda? Kısa kısa transfer duyum haberleri. Böyle ben birdenbire konuşurken video kesiliyor araya uçaklar uçaklar giriyor transferler falan filan oluyor ya, İşte o videolara bayılıyorum. Beğenesim geliyor abone olasım geliyor coşasım geliyor. Tıpkı böyle. Arkadaşlar bizim dışımızda gelişen bir e, haberle girişi yapayım. Altay 2003 doğumlu sol bek, sol kanat oyuncusu Kazımcan Karataş için Westerlo'nun yaptığı 300 bin euroluk teklifi reddetti. Altay Kazımcan için 1 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay istiyor deniliyor haberde. Şimdi Kazımcan Karataş, okeydi Arataş, Kazımcan Karataş. Yok ya o şeydi ya. <laughs> Halis Karataş mıydı? Halit Karataş mıydı? Bu çocuğu şöyle hatırlatayım size arkadaşlar. 19 yaşında 2026'ya kadar sözleşmesi var. Eee Altay takımında oynuyor. Sağ kanat normalde hücumda da oynayabilen bir isim. 25 maça çıkmış, 2 asisti var. 1616 dakika. Diyeceksiniz ki hocam bizimle ne alakası var? Ben şunu söyleyeyim mi size arkadaşlar? Yanlış anlamayın beni ama hani Eren için Eren Elmalı için 6-7 milyon euro istiyorlarmış ya. İnanın bu çocuğun potansiyeli 6-7 milyon euro'dan daha yüksek. Benden uyarması Altay iyi bir fabrika. Yani ben hatta bir şey söyleyeyim bu çocuğu 4 büyüklerden hangisi alır? Birkaç maç belki tahammül edip oynatırsa çok büyük paralar kazanabilir benden inceden inceden uyarmasın. Aynı 6 ayda alacakları ödenmediği için sözleşmesini fesheden <laughs> Polonyalı kaleci Matius Lis Yani şu benim çok beğendiğim bence ligin en iyi kalecisi dediğim iki kaleciden biri ki diğeri de Adana Demirspor kalecisi Murici. Yani bence ligin en iyi kalecisi dediğim kaleci bu Lis hatırlayın. Premier Lig ekibi Southampton'la sözleşme imzalamaya yakınmış. 25 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalayıp bir takıma da 1 yıllık kiralamayı düşünüyorlarmış. Haberiniz olsun. Bak bu Lis kurtarış olarak ligin en çok kurtarış yapan kalecisi. Yani e, hani potansiyel olarak Fenerbahçe'de oynar mı? Zannetmiyorum o şey olacağını ama tam Trabzonspor'un kalecisi. Tam eğer Uğurcan'a satma fikirleri varsa azıcık kafaları çalışıyorsa bunu alırlar. Çünkü birebir de kurtarış yüzdesi çok yüksek bir kaleci. Yani e, hazır çakılı bekleyen takımlarda müthiş bir kaleci. Benden uyarması. Samtiyamtın doğru tercih yapar. Bence Samtiyamtın falan bu kaleciyi alırsa bayağı uzun süre oynatırlar. Mesela Galatasaray Beşiktaş için bu kaleci olur mu? Çok olmaz. Ama maç başına 3.7 falan ortalamayla kurtarış yüzdesi var. Ben olsam kaçırmazdım. Fenerbahçe'de de iş yapmayabilir. Zaten yabancı kültürü çok yok bize yabancı kaleci kültürü. E, Şimayer'den sonra herhalde hiç tutmadı yabancı kaleciler. Ama ben uyarıda bulunayım. TFF 2022-23 sezonu birinci transfer dönemini 17 Haziran'da başlatıp 17 Haziran, 17 Temmuz, 17 Ağustos, 17 Eylül değil 8 Eylül'de sona ereceğini açıklamış. Yani hemen hemen 3 aylık bir transfer dönemi bizleri bekliyor. Ee, sevgili arkadaşlar 17 Haziran'da bu arada e, okulların kapanacağı tarih. Yani tam üye olmalık zaman 17 Haziran değil tam üye olmalık zaman şimdilik zaman eğer üye olma fikriniz varsa tavsiye ederim. Elneni hani şu Fenerbahçe'nin transfer ettiği elneni var ya e, düzenli olarak 2 ayda bir transfer ettiğimiz elneni. Arsenal ile 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalamış arkadaşlar. Sözleşmesini uzatmış. Not. Hocam ama bak ilgilenmemiş olsak elleri kötü oynardı uzatamazdı. Demek ki biz ilgilenmişiz. Haber doğruymuş. Bence de haber doğruymuş. Yani bizim maşallah dediğimiz. Ulan Balotelli diyorum iyi topçu diyorum. Kaçırılmaması gereken topçu diyorum. Herif gidiyor bir maçta 5 gol birden atıyor. Ki aslında orada da inceden bir mesaj vermiştim bir fiyat sorması, sorgulaması yapmışızdır belki de. E, belki de takımı e, Adana Demirspor normalde herkese 5 ama size 3 demiştir. Adana Demirspor'u da mesela tavsiye ederim. Bak Karagümrük, o yaşlı kalecinin yerine bu Lisi transfer etmesi lazım. Süleyman Urna futboldan anlıyorsa getirsin Lisi. Bak tavsiye ediyorum. Benden söylemesin. Hocam Fenerbahçe kaç transfer yapacak? Ali Koç dedi ki 4-5 transfer yapacağız dedi. Evet o canlı yayını izleyen arkadaşlarım şunu anlamıştır. Bir tane yedek kaleci. Bir tane sol bek. Yani olmazsa olmaz. Bir tane sol ön skorer kanat oyuncusu 3. Bir tane orta saha bir tane forvet 5. Ben de diyorum ki Ali Koç külliyen yalan söylüyor. Yani başkanımıza yalancı demek istemiyorum ama verdiği duyum yanlış. Biz 5 transfer falan yapmayacağız. Hadi size Hodri meydan. Hepinize Hodri meydan. 8'den fazla transfer yapacağız. Bakın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında 5 transfer dedi. Doğru muyum? 8 Eylül'e kadar Fenerbahçe 8'den fazla transfer yapacak. A takım düzeyinde. Genç takımdan bahsetmiyorum. U19'dan bahsetmiyorum. Belki U19'a 22 tane futbolcu alınacak. Belki alt takımlarımızda ee, takımlarımız da dahil, hani genç takımlarımız da dahil belki 60'tan fazla futbolcu alınacak bunları kastetmiyorum. 18 yaşın üstünde A takımda oynama potansiyeline sahip ya da A takım için alınacak futbolcu sayısı 8'den fazla olacak diyorum. Ya hocam iskeletin korunması lazım. Hocam iskeletin durması lazım. Size kim iskelet bozulacak diyor ki? Kim size iskelet bozulacak diyor. Bakın. Düz bir mantık gidiyorum arkadaşlar. Düz bir mantık gidiyorum. Benim tahminime göre Jorge Jesus inanılmaz bir şekilde açıklanacak. Ama ne zamana? Yani içimden bir ses 23 Mayıs'tan sonra diyordum. O tuttu. Zayıf duyum 28 Mayıs diyordu. Ben 28 Mayıs'ı da geçiyorum. 29, 30, 31, 1 Haziran. İçimden bir ses kıpır kıpır bir şekilde Jorge Jesus 1 Haziran'da açıklanır diyor. Hatta açıklama şöyle dursun. Uçak bileti de 1 Haziran alınır diyor. Belki de uçak bileti yani açıklama 1 Haziran'dan önce yapılır. Hani 31 Mayıs akşamı yapılır. Misal veriyorum. 1 Haziran'da da saat 19.07'den sonra da Jorge Jesus uçakla İstanbul'a iner. Bir bakarsınız. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus yeni bir macera şöyle böyle güzel de bir eee video hazırlanır. Geçen sefer bir yer bir video hazırlamıştık. Videocu arkadaşlar, güzel bir telifsiz video hazırlarsanız bana atarsanız sevinirim. Belli mi olur belki resmi sitenin kullandığı şey kullanacağı e, videodan bir kesit de yer alır sizin videomuzda. Bizim videomuzda. Bakalım ne olacak? Ne edecek? Ama inanılmaz bir hazırlık var diye düşünüyorum. Hani e, şimdiden de çalışmalar başlamıştır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Jesus bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. Niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Niye bu kadar önemli? Bak. Diego Lugano'nun enfes sözleri var. Ben o sözlerle devam edeyim. Bizim zamanım, benim zamanımda Fenerbahçe'de Roberto Carlos, Mehmet Aurelio, Stefan Appia, Alex de Souza, Matia Kezman, Kejman, David de Souza, Nicolas Anelka vardı sahaya adımımızı attığımızda karşıdaki çoğu takım yenilgiyi kabul etmiş oluyordu. Şimdi ben size bir şey soracağım. Crespo rakip takımları ürkütüyor mudur? Kim Minji rakip takımları ürkütüyor mudur? Misal siz rakipte olsanız Allah göstermesin. Mesela Kim Minji, Crespo ismini ilk 11'de gördüğünüz zaman ulan bunlar bunları yenmek kolay değil der misiniz? Hadi biraz da işin başka bir şeyini çıkartalım. İşin başka bir şeyini çıkartalım. Hani Fenerbahçe'nin adı anıldığı için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir tarafa Luis Suarez çekti. 10 numaraya Talisca çekti. İşte De La orta sahaya çekti. Hani sadece örnek olarak veriyorum. Yanlış anlamayın. E, Stopper'de Kim Minji Salahi ya da Kim Minji Serdar Aziz duruyor. O sahi Ferdi Sabek Solbek. Altay zaten Hakeza. Böyle bir Fenerbahçe'nin oynamak ister misiniz? Değil mi? Bunu da söylemiş olduk. Sıradaki haber. Bu arada dediğimin arkasındayım. Öyle 4-5 transfer iskelet korunmasına rağmen. Basketbolda küçülme haberi. Önce Sercan Hamzoğlu, Fenerbahçe Beko'da ciddi bir küçülme olacak diyor. Ataşehir basket tayfa burayı küçültme diye Ali Başkan'a oy vermeyiz. Basketbol önemli deyip baskı yapıyordu ancak küçülme olacak. Başkan bir yere kadar idare edebilir. Basketbolda artık 25 milyon euro gelir olmayacak geliri neyse artık bütçe o kadar olacak. 5 milyon euro mu geliri var? O zaman 5 milyon euroluk takım kurulacak diyor. Şimdi bak. Mustafa hocanızın duyumlarıyla zıtlaşan tek bir kısmı var. Küçülmez kısmı. Ben küçülme olmayacak diyorum. Hatta şampiyonluğun en büyük adayı yine Fenerbahçe olacak diyorum. Öyle bir kadro kurulacak diyorum. Ben bunu derken argümanın ne hocam? Neye dayanarak söylüyorsun? Koltuğa demekten bıktım ama koltuğa dayanarak söylüyorum. Arkadaşlarım Canım arkadaşlarım Ali Koç Cumhuriyet'in 100. yılında her branşta şampiyon Fenerbahçe yapmak istiyor. Ben bunu dediğim zaman Lake ee, sevgili hanımefendi demiş ki erkek basketbolda küçülme olmayacak. Niyeti belli olanlara prim vermeyin demiş. Doğru duyum vermemiş. Şimdi bak bende küçülme olmayacak diyorum ama doğru duyum vermemiş diyorum. Arkadaşlar küçülme dediğin olay şudur. Ne yaparsın? Futboldan bahsedeyim. Gustavo'yu satarsın. Yerine ikinci ligden topçu alırsın. Salah'yı satarsın. ikinci ligden topçu alırsın. Öbürünü satarsın. ikinci ligden topçu alırsın. Öbürünü satarsın. Şöyle yaparsın. Öbürünü satarsın. Böyle yaparsın. Öbürünü satarsın. Altyapıdan futbolcudan devam dersin. Bu küçülmedir işte. Bu küçülmedir işte arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu küçülme. Fakat ancak yani e, ancak maliyeti yüksek futbolcuları satıp maliyeti yüksek futbolcuları satıp e, daha düşük maliyetli oyuncular almak bu küçülme değildir. Bu transfer politikasıdır. Yani umarım anlatabiliyorum arkadaşlar. Hocam anlatamadın ya da karışık oldu. Bize bir örnekle. E, açıkla bunu. Bakın size müte, mükemmel cuk diye oturacak bir örnek veriyorum. Cuk diye oturacak. Tuk diye değil cuk diye oturacak bir örnek veriyorum. İyi dinleyin. Jan Veseli Barcelona'da diyorlar. Yani artık herkes bunu söylüyor. Evet. Jan Veseli Barcelona'ya gittiyse Fenerbahçe için artık hedefin net olarak ortaya çıkacağı zaman. Ya Final Four hedefiyle Veseli gitti. Daha iyisini alalım. Transferi yapılacak. Hep birlikte göreceğiz. Yani yapılan transferler paraya dönüşecek. Ya da Veseli gitti ama Veseli'nin daha genç hali, daha işlevli hali, daha ucuz, daha maliyetli halini alıp ben bu sene en azından ligde şampiyon olacağım. Final Four'da da hedefim bu e, denilecek. Mütevazi bir kadroya dönüşecek. Belki. Ama yine şampiyonun adayı olacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hani 20-30 milyon euro harcayıp da şamar olan olmanın mantığı yok. Onu da göreceğiz. İki tane iddia var. Şimdi iki tane futbolcu iddiası. Birisi Joaqu Joaquin Ardaiz. Biz bu ismi sevgili arkadaşlar bu kanalda çok önce konuştuk. Belki şey İsviçre'nin ikinci ligindeki topçu değil mi bu? O arkadaş. Karizmatik arkadaş. Ya aşkulu arkadaş. Ama bu ora kadar değil. Bu aralar bu orayı övün lazım olacak. Şimdi 450 bin euro piyasa değeri var. 2024'e kadar sözleşmesi var. 28 Temmuz 2021'de gelmiş. Schaffhausen takımında. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim. İsviçre'de bu arada İsviçre'deki Murat abiye Osman'a buradan selamlar olsun. İsviçre'den e, hakikaten takipçimiz var. La. kafadan atmıyorum. Sallamıyorum. İsviçre'den takipçimiz var. İsviçre, Zürih'ten, Basel'den. Daha başkaları da vardı ben hatırlamıyorum. Ya İsviçre'den başka takipçimiz varsa ya da yurt dışındakiler yoruma yazın da birbirinizi tanıyın. Almanya'dan çok fazla var. Hiç gitmediğim Almanya'da birçok takipçimiz var. Hepsine buradan selamlar olsun. İnşallah bir gün yüz yüze de görüşürüz. Neyse. Bu arkadaşımız Uruguaylı. 11 Ocak 99 doğumlu, 23 yaşında. Ben bunun haberini yaptığımda 22'ydi. Ben bunun haberini yaptığımda 22'ydi. Yani bu, bu, bilginin, bu şeyin ne kadar geriye dayanık olduğunu anlayın arkadaşlar. Uruguay U20'de 21 maçta 4 gol var. Bu arkadaşımız İsviçre 2. liginin bug'ını çözmüş. 1.86 boyunda. Hatta yeni Kavani diye mi haberini sunduydum ya. Neyse. Sol ayaklı. Arkadaşımız Lugano takımında oynarken Lugano beni anıyor herhalde. Sürekli Lugano diyoruz. Eee bu sezonun başında yani Lugano takımına gelip bu sezonun başında on servissiz şekilde on servissiz şekilde şimdiki takımına geliyor. Amerika'ya falan da kiralanıyor her ha, zaman haberiniz olsun. Öyle bir arkadaştan bahsediyor. İtalya'da falan tutunamıyor, edemiyor. Çok iyi bir yükselişle e, Belçika gibi Antwerp'e kiralanıyor 2017'de. Sonra geri dönüyor falan filan Inter Milan oradan işte geliyor. Bu seneki performans 38 maçta 20 gol 3 asist 3005 dakika. Şimdi bu kardeş Fenerbahçe'ye ilişkin bir post atılmış. Hani Fenerbahçe'nin transfer gündeminde diye. Bunu da hikayesinde paylaşmış. Allah aşkına İsviçre'nin ikinci liginde oynasanız. Fenerbahçe'den adınız anılsa. Siz de paylaşmaz mısınız? Geçen sezonki istatistiği arkadaşlar. Bu arkadaşın İsviçre birinci ligi istatistiği. 28 maçta 3 gol 907 dakika. Bu sene tutmuşsunuz ikincilikte. Hocam bize ikincilikten gelenler yarıyor. Ondan önce MLS'te 19 maçta golü yok. 482 dakika. İtalya seriyada oynatılmıyor neredeyse. Ondan önceki sezon 17-18'de Belçika Ligi'nde 23 maçta 5 gol 3 asist. Ha baktınız hocam daha yaşı genç. Evet orada potansiyel futbolcu da ama bilginiz olsun. Yani futbolcu tabii ki kendi PR'ını kastıracak. Ben olsam ben de yaparım. Yani onu söyleyeyim bana ulaşan bir şey yok. İkinci olay Portekiz kaynakları, Portekiz haber bültenleri. Jorge Jesus'un orta sahaya bir isim talebinde bulunduğunu söylüyor. Bu isim Joao Mario. Hepinizin yakından tanıdığı bir isim. E, Joao Mario. Niye hepinizin yakından tanıdığı bir isim? Şimdi anlatacağım. Şimdi bu arkadaşı eğer alabilirsek zaten mükemmel bir hamle olur. Tam aranan 6-8. Hani Crespo ile birlikte orta sahada. Yani arkana yastan maç izle. Hatta becerebilir Delakuruzu Cruz'u falan da getirirsen. Crespo, Dela Hani Joao Mario. Müthiş olur. Benfica'ya bedelsiz gitti. Şimdi Benfica'dan biz Seferovic'i çekiyormuşuz. Dakika başı Seferovic haberi görmekten artık kusma şeyi belirtiler oluştu. Artık herhalde yeni ben arfamız Seferi hoş diyorum. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Yaşına 29 olması çok önemli değil. Portekiz milli takımının düzenli oyuncusu. Angola asıllı oyuncu. Toplam 45 maça çıkmış. 4 gol, 7 asist. 2949 dakika süre almış. Bir şey söyleyeceğim. Aldıran muhtemelen Jorge Jesus'tur. Futbolcu bedava geldi. Atıyorum kafadan 5 milyon euro serbest kalma bedeli var falan filandır. İnanırım. Aldıran o çünkü. Inter'de, Lokomotiv Moskova'da, West Ham United'da ligin tozunu attırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 2016 yılında Inter'e 40 milyon euroya giden bir topçudan bahsediyoruz. Evet piyasa değeri düşüşte gibi gözüküyor ama aradığımız kan olabilir mi? diyeceğim bir topçudan bahsediyorum. Portekiz milli takımında 50 kez oynayıp 2 gol olan bir topçudan bahsediyorum. Hayaldi. Gerçek olduğu var ya hani. İnşallah sözleşmesinde falan bir madde vardır. Benim bilgim yok. Yani sözleşmesinde bir madde varsa arkadaşlar atıyorum şu kadara serbest kalır. Misal veriyorum. Canının istediği takıma 3,5 milyon euroya gider diye bir madde olur. Başım gözüm üstüne başım gözüm üstüne. Keşke öyle bir şey olsa. Ya keşke olsa. Keşke olsa. Ama onun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bana mantıklı gelmiyor. Keşke olsa. Sıradaki. Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyor. Ali Koç bu transfer için Konya Başkanı'ndan izin istedi diyor. Sercan Hamzoğlu. Ben de diyorum ki bu Abdülkerim Bardakçı'yı bu gidişte Süper Lig'den kimse alamayacak. Ben çok hani Beşiktaş'tan görüşmesini biliyorum. 5,5 milyon euro mu? Şey 7 istediler. 5,5'a mı ne düştüler? Yani 5,5 isteyip 7'ye falan şey 7 isteyip 5,5'a falan düştüler diye hatırlıyorum. Futbolcuyu bu kadar özel kılan ne arkadaşlar? Futbolcuyu bu kadar özel kılan Türk kuralı. Yaşı 27. Evet. Müdahaleleri sert, süperlikle uyum sağlamış bir oyuncu. Hani arkadaşlar Birçok oyuncu var Abdülkerim Bardakçı gibi. Mesela Atakan Çankaya da sert. Ama gördünüz geçen balotellerin attığı golde nasıl izliyor. Müdahalenin sert olmasından ziyade temiz olması önemli. Bir. ikincisi hani bizde hani sapa sağlam bir savunma oyuncusu olmak önemli. Sapa sağlam. öyle kütür kütür olmak lazım. Bu sezon patlama yapan bir oyuncu. Çeşitli takımlarda oynuyor. Zamanında Adana Demirspor'da, Samsun'da, Denizli'de oynayan bir topçum. 34 maçta bu sezon 5 gol 4 asist var. 3014 dakika. Evet iyi bir topçu ama ee, geçen sene sözleşme uzatan 2025'e kadar sözleşmesi olan bir topçu. Kiserant'ı kabul ederler. Verirsin. Kolkır'ı kabul ederler. Verirsin. Üstüne de 1-2 milyon euro verirsin. Kabul ederler. Okey. Ama onun dışında çok beklemeyin. Ha hocam sen ister misin? Vallahi arkadaşlar benim literatürme göre, benim anlayışıma göre, yani benim fikrime göre, sizin hepinizin fikrine saygı duyuyorum ama benim fikrime göre Atilla Salah'ın ben takımda kalabileceğini düşünmüyorum. Bana kalırsa Atilla Salah'ı takımda kalmaz diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Atilla Salah'ı giderse, Türk kuralı devreye girerse, Serdar Aziz var zaten. Bir, eğer becerebilip Abdülkerim'i de alabilirsen iki. İki tane Türk. Yani bu ne demek? kadronda mutlaka ve mutlaka bir tane Türk oyuncu olacak demek. Kalecin de zaten Türk. Eğer Ertuğrul'u yed Ertuğrul yedeklersen iki tane Türk'ün kesin. Bu senin elini çok çok güçlendirir diye düşünüyorum. Ee, ama ee, ikna edilmesi gereken kulüp Konyaspor. Şimdi kim Minji ve Salahi ikisi birden kalırsa hocam yani satılması. Arkadaşlar ikisi birden satılmasa stoper alınması mantığı yok zaten. Ama kim ya da Salahi'den biri giderse en mantıklı isim Abdülkerim olur. Çok mantıklı olur. Şimdi hem Salahi hem Tisserand gitti diyelim. Salahi kaça gitsin? 15 milyon euroya gitsin. 13 milyon euroya gitsin. Yok hocam 20'den aşağı gitmez. 50'den aşağı gitmez. 500'den aşağı gitmez. Ya 13'e gitsin. Tisserand da 2.5'a gitsin. 15.5 milyon euro. Senden Abdülkerim için 7 istedi takım diyelim. 5.5'a düşürdün. Kabul ettirdin. Kol kır. Bu bizde iş yapmaz dedin. Kol kır. Artı Kolkır artı 3,5 milyon euro verdin. Taş hattında kolun mu yoruldu? Hem kolkırdan kurtulmuş olsun çünkü sana ciddi bir maddi yük verecek. Kim duruyor? Serdar duruyor. Bardakçı duruyor. Kolkır gitmiş oluyor hocam. Tisana gitmiş oluyor. Salah'a gidiyor. Bir zahmet. Oraya da bir potansiyelli, mesela Harit Ortega gibi potansiyelli sözleşmesi bitmiş bir stoper alırsın. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde rotasyona gidersin. Konya tarafından bilgileri doğrulttum diyor Sercan Hamzoğlu. Şimdi Tisanant giderse evet mantıklı. Çok da mantıklı olur. Çünkü iki tane sağ ayaklı iki tane sol ayaklı olur. Ama Salah'ı giderse iki sağ biraz sıkıntı gibi. Ee, şimdi Jorge İtalyan basınına göre Artem Doybuk biliyorsunuz Fenerbahçe ile ve diğer takımlarımızdan ismi çok anıldığı için söylüyorum. Buk şeyle anlaşmak üzereymiş. Torino'yla anlaşmak üzereymiş. İtalyan basını onu söylüyor. Bir türlü Türkiye'yi sevdiremedik Pis herife. Yani kendi bilir ama aradığımız kan Buk'tu. Bakalım ne olacak. Luca Pellegrini daha fazla oynamak için Juventus'tan ayrılmak istiyormuş arkadaşlar. Sözleşmesi 2025'e kadar. Iki de bir de kiralıyorlar. 23 yaşında bir İtalyan sol bekten bahsediyoruz. İkiz İtalyan milli takımının formasını giymiş. Golye da asisti yok. Ee, zamanında Juventus Roma'dan 22 milyon euroyu almış 2019'da. Yani 20 yaşında. Ben diyorum ki müthiş bir satın alma opsiyonuyla kiralasak nasıl olur? Hocam orada Ferdi var. Ferdi varken mantıklı değil. Hocam şöyle böyle falan filan. Bak işinize geldi mi de böyle. Peki bedava alacak hocam süper transfer olur. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam Ali Koç'un yerinde her tuşa basarım. Her tuşa basarım bölüme geçmek için. Bunu söyleyeyim. Berke Özer Fenerbahçe'den resmi olarak ayrıldı. Diyor ki Fenerbahçeme belki saha içinde artık destek olamayacağım ama kalbim, ruhum ile tüm desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olarak işte olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman yaşamaya devam edeceğim diyor. Normalde birkaç hafta öncesine kadar benim söylediğim şey şuydu. Bir bakmışsınız ayrılacak denilen bir sözleşme uzatıp kiralık gider diye. Ama birkaç hafta önce sizlere de belirttiğim üzere kesin kararını verdim. Yola açık olsun. Hani Fenerbahçe taraftarının çok 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 ağır tepkisi vardı. Bir yerde de hak veriyorum bolca. Gerçekten bir yerde hak veriyorum. Ama herkes kendine yapar. Hani ben bir şey diyemem herkes kendine yapar arkadaşlar. Olan olay bu. Jorge Jesus Fenerbahçe için ilk raporunu verdi diye bir haberim var burada. Gördüğünüz üzere hepsi kısa kısaydı. Bir tek bu haber. Şimdi hem Jesus hem İsmail Kartal Ali Koç'un da imine göre 14-15 futbolcu için bunlar hazır. Bunları bozmayın demişler. Nokta atışı transferleri istemişler. Tabi haberde de Jesus'un rapor hazırladığını ve şöyle böyle dediğini yazıyor. Bu arada Ozan Tufan içinde Ozan Tufan içinde Jesus fiziği iyi olan oyuncuları sever. Ozan Tufan'ı kullanabilir diyor Ercan Hamzoğlu. Ben şunu söyleyeyim. Ozan enteresan bir oyuncu. Bak, Ozan Tufan enteresan bir oyuncu dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ozan Tufan ilginç ellerde yani ilginç ellerde ilginç bir hale bürünebiliyor. Yani ilginç ellerde ilginç bir hale bürünebiliyor. Şimdi e, misal veriyorum. Ozan Tufan, bak Trabzonspor'a gitse belki Abdullah Avcı'nın elinde canavara dönüşebilir. Aynı Ozan Tufan 2023'e kadar sözleşmesi var. Yani bir yıl daha sözleşmesi var. Son senesinde belki sözleşme kapmak için coşabilir. Ben olsam yurt dışından teklif mi var? 3'e 5'e bakmadan satarım. Watford 1 milyon euro kiralama bedeli vermişti. Futbolcunun piyasa değeri düştü. Şimdi Watford'un şöyle bir maddesi olsa. Küme düşse dahi 7 milyon euroya sorunu satın alır diye maddesi olsa. Biz bayram ederiz. 18 maç 774 dakika. Ben bir şey söyleyeyim. Ben Jesus'un Ozan'ı kullanır kullanmaz hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama Mert Hakan'la Ozan Tufan arasındaki fark ne biliyor musunuz? Beynini kullanmaları. Belki Ozan Tufan Mert Hakan'dan daha iyi topçu. Ama beynini kullanmıyor. 5 metre ötesindeki adama top atmak zor geliyor. Bak Mert Hakan sahanın içerisinde bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Zaten hoşuna teklif almıyor Ruslardan. Aynı Ruslar 4-5 milyon euroluk teklifi Ozan için yapsa bak Ozan Tufan'ı bugün istesin bir takım 4 milyon euroya 5 milyon euroya rahat alır. Ama bakalım ne olacak. Muhtemelen kampta deneyebilir. Şu kadro dışıları affedip deneyebilir. Cesuz 2.5 aylık analiz sonrasında şunu söylemiş arkadaşlar. bu bayağı da geçmiş. Yani iki raporda birbirine benziyormuş. 14-15 futbolcudan mutlaka devam edilsin demiş. Yani ee, takım iyi. Uzun lafın kısası ki bu duyumu çok çok önce vermiştim hatırlarsanız. Ee, en az 4 en fazla 6. Muhtemelen transferden bahsediyor. Berke'den sonra Altay'ın yanına yer alacak bir kaleci yedek. Yani yedek bir kaleci bir. Mesela en ciddi aday şu an için Ertuğrul Taşkıran. En ciddi aday. Sol bek. Sağ bek. bu arada Ertuğrul Çetin'in hatırlayın U19 maçında Galatasaray'dan yedi hatalı bir gol var. Yani o golü yedikten sonra herhalde kimse Ertuğrul Çetin'e güvenmiyordur. Çünkü Fenerbahçe taraftarı özellikle Galatasaray maçlarında çok değişik bakıyor. E, Altay Ertuğrul Taşkıran Ertuğrul Çetin bence gayet iyi bir tandem olur. Onu söyleyeyim. Neyse. Solbek, sağ bek diyor. Ben sağ bek alınacağını düşünmüyorum. Hücumcu kanat ve gerekirse orta sahada 6 numaranın kadroya katılması planlanıyor. Forvet. En az 4'ten fazla alt transfer hedefliyormuş. Şampiyonlar Ligi'nde 19-20 Temmuz'da oynanacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 19-20 Temmuz'a kadar yaklaşık yani yaklaşık 2 ay var. Kim de iyileşir? Salahi iyileşir. Crespo da iyileşir. Salahi zaten iyidir. Crespo da iyileşir. Pelkas da iyileşir. Hiçbir transfer yapmadı Fenerbahçe. Samat da geri geldi diyelim. Erişayı sattık diyelim. Misal veriyorum yanlış anlamayın. Geri gelecekleri dahil edip soruyorum. Yani bütün transferleri beceremedik, edemedik ama bunlar geldi diyelim. 19-20 Temmuz'a kadar. Aslında yaklaşık 2 ay var ya. Emin olun. Jesus, Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zayt, misal veriyorum. İrfan Can sağda Mert Hakan işte solda Rossi Forvet'te belki Samat'ta. Bu kadro ile bile çıkarsa ben güveniyorum Jesus'a. İşte Jesus'un olayı bu. Jesus diyor ki bak bu kadroda kim sıkıntı? Samat'ta sıkıntı değil mi size göre? Sağ kanat ya da sol kanat sıkıntı. Hocam İrfan yerine Mert Hakan ortada oynasa İrfan sağda da oynasa olur. Rossi'yi beğenmiyorsunuz birçoğunuz. İki. Üçüncü kim? Zayt'sın yerine daha iyi bir orta sağlanabilir. Üç. Dört kim arkadaşlar? Değil mi? Ferdi'nin yerine iyi bir şey alsa Ferdi gidecek. Osay'ın yerine Osay daha iyi diyorsunuz. İşte kim Minji zaten. Anladınız mı? İşte bu yüzden diyorum bak bu takıma net 3 tane adam lazım. Net. Ama böyle babalar gibi 3 tane adam lazım. Mesela Delacruz. Evet Zayt'sin yerine Delacruz'u isterim. Rossi'nin yerine Trezeguet'e ye bile ben razı değilim. Yani oraya canavar lazım. Orvete canavar lazım. Anladınız mı? Mesela Kim Minji. Potansiyeli görüyorsunuz. Jesus illaki kalmasını ister. Kim istemez ya? Ya niye sil baştan kadroşu şey yapacaksın? 14 futbolcunun şunlar olduğu düşünülüyor demiş e, haberde. Yani bu 14 futbolcu gitmesin deniliyormuş. Altay, İrfan, Mert Hakan, Ferdi, Kim Minji, Salahi. Salahi için bir şey söyleyemem. Serdar Aziz, Serdar Dursun. Ha iyi bir yedek olur mesela. Pelkas. Pelkas için de bir şey söyleyemem. Rossi onun için de bir şey söyleyemem. Hani niye bir şey söyleyemem? Anlamışsınızdır. O sayi Crespo, Zayt, Zayt için de bir şey söyleyemem. Arda Güler. bir isim daha vardı aklıma gelmedi. Serdar Aziz dedik. Rüya takım diyor. Jesus'un yardımcılarından Marcio Sampaio sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşma dikkat çekti. Hani Jesus ve tüm ekibin havalimanında bavulu fotoğrafını paylaşıp Rüya takım mesajını verdi diyor. Verecek. Hani biz hazırız diyor. Hani biz hazırız. Yani Biz yeni görevimiz için hazırız. Herkese doldurmayalım. Mesela sizler bir parka şuraya buraya gittiğinizde şey yapmıyor musunuz? Yani video çekiyorsunuz. Şunu çekiyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz. Bu da böyle bir olay. Mesela daha bak. Burak Kabacak'tan hiç bahsetmedim. Allah yerden hiç bahsetmedim. Yani akıbetleri ne olacak? Mesela Mesut Ozan Değil mi? İşte Samatta, Lemos, Max Mayer. Belki de Max Mayer adam alıp canavar yapacak. Hocam sen de taktın kafayı ya. Canavar bana var olmaz ya falan demeyin. Belki de kimseyi almayacak. Max Mayer yeter bana diyecek. Ben her şeyden öte şunu söylüyorum. Önce her şeyden öte teknik direktöre güveniyorum ya. Yani lan hani vardır bir bildiği diyorduk ya geçen sene. Teknik direktöre güveniyorum ya. O bana yetiyor arkadaşlar. İnşallah sizler de güveniyorsunuzdur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fenerbahçe transfer gündemini, gündemini kısa kısa aktarmaya çalıştım. Görüşmek üzere.